Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Enbiya suresi 36-44. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. وَاِذَا رَعَيْكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler seni gördüklerinde اِيَّتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوَ Seninle dalga geçmek istiyorlar. Yani sana muhatap olduklarında ciddi muhatap olmuyorlar. Sadece ve sadece seninle istihza etmek istiyorlar. اَهَذَا الَّذ۪ي يَذْكُرُ اَلِهَتَكُمْ Ve şöyle diyorlar, sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mu? Bu mu sizin ilahlarınızın aleyhinde konuşuyor? وَهُمْ Onlar بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ Halbuki onlar kendileri Rahman'ın zikrinden hum kafirun, Rahman'ın zikrini inkar eden kimseler. Yani Allah'ı hatırlamayı, Rahman'ı, rahmeti her şeyi kuşatmış olan Allah'ı hatırlamayı inkar eden ve Allah'a inanmayan kimseler. Yani onlar kendilerinin batıl mabutlarına ilişilmesinden rahatsızlık duyuyorlar ama hak mabud olan Allah'ı kendileri inkar ediyorlar. Huliga al-insanu min acel. İnsan aceleci yaratıldı. İnsanın tabiatında, fıtratında acelecilik var. Seuriikum ayati, ayetlerimi size göstereceğim. Fela testacilun, acele etmeyiniz. Yani Allahu Teala insanlara ayetlerini gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ın ayetleri hem Kur'an ayetleridir hem de kainatta yaratmış olduğu her şey, meydana getirmiş olduğu olaylar, bunlar da birer ayettir. Söz gelimi insanlar denizde bir seyahate çıktıklarında denizin kendisi bir ayettir. O geminin denizin üzerinde suları yara yara gitmesi başka bir ayettir. Ve o dalgaların meydana gelmesi, dalgalardaki güzellik, denizin içindeki canlılar, bunların her birisi birer ayettir. O dalgaların zaman zaman fırtınaya dönüşmesi, o da başka bir ayettir. Allah-u Teala bu manada ayetlerini daima gösteriyor ve göstermeye de devam etmekte. Ama insanlar biraz aceleci ve özellikle Allah'ın azapla ilgili ayetlerini hemen görmek istiyorlar. Ve günümüzde mesela bazıları diyorlar ki, işte falanca Allah'a ileri geri konuşuyor, inkar ediyor. Allah onu neden taş yapmıyor? Allah onu ileride cezalandıracak ama insanlar hemen birden cezalandırılmasını istiyorlar. Öte yandan Peygamberimiz döneminde de eğer sana gelen hak bir şeyse Allah üzerimize gökten taş yağdırsın demişler. Adeta hayra dua eder gibi Allah'tan belalarını istemişler. İnsan bu açıdan bakıldığı zaman aceleci bir tabiata sahip. Ve yekulune ve şöyle diyorlar. Meta hazel vaat in kuntum sadikin. Eğer sadık iseniz bu vaat ne zaman? Yani gerek peygamberimiz gerek onun yanında olanlar inkar edenlere eğer Allah'a inanmazsanız, putlara tapmaya devam ederseniz başınıza felaketler gelecek diye söylüyorlar. Onlar da bunu bir dalga konusu, alay etme konusu yapıp diyorlar ki madem bize bir azaptan söz ediyorsunuz, haydi o azap gelsin de görelim bu ne zaman olacak? لَوْ يَعْلَمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ح۪ينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهُمُ النَّارِ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Eğer o inkarcılar kendilerine azap geldiğinde artık kendi yüzlerinden, sırtlarından ateşi men edemeyecekleri, yani ateş yüzlerine geliyor, sırtlarına geliyor ama onların bunu men etmeye güç ve kudretleri yok. Bunu bilseler وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ve kendilerine yardım edilmeyeceğini de bilseler böyle demezlerdi. Allah'a böyle kafa tutmazlardı. İnsan demek ki akıbeti görmediğinden aceleci davranabiliyor ama meydan okumuş olduğu şeyler, küstahlıkla meydan okumuş olduğu şeyler ileride başına gelecektir ve ilahi azap onu kuşatacaktır. O zaman alevler yüzünü yalarken, sırtını kavururken eyvah ben ne yaptım
keşke aklımı başıma alsaydım diyecek ama artık geriye dönemeyecektir. Bel te'tihim ba'teten, doğrusu azap onlara ansızın gelir. Hiç ummadıkları bir zamanda gelir. Umulmadık bir şekilde gelir. Fetebhetuhum, onlar ne yapacaklarını o zaman şaşırırlar. Onları dehşete düşürür. Fela yastati'una raddaha, onlar o azabı reddedemezler. Yani onu geri çeviremezler. Buna güçleri yetmez. Ve lahum yunzarun, ve kendilerine mühlet de verilmez. Yani hani tamam, size ikinci bir süre, tekrar kendinize bir çeki düzen verin, kendinize gelin denilmez. Azap onlara ansızın gelecektir. O azabı ne geri çevirebilecekler ne de kendilerine mühlet tanınacaktır. Burada azabın ansızın gelmesi, ölümün ansızın gelmesi şeklinde düşünülebilir. Çünkü ölümle artık imtihan bitecektir ve kafir olan bir kimse açısından azap başlamış olacaktır. Ölümle beraber kabir azabı başlamış oluyor. Bunun cesedi kabre ister konulsun ister konulmasın, ister mumyalansın, görünüşte cesedi korunmuş olsun, ne olursa olsun onun ruhu artık kabir alemindedir, berzah alemindedir ve o alemde azap başlamıştır. Öte yandan kıyametin kopması, o ileride olacak bir olay ama o da bateten ansızın gelecek. İnsanların hiç ummadığı bir zamanda bakacaklar ki artık dünya, gezegenler birbirine çarpıyor, sular her tarafı istila ediyor ve bu çarpışmalardan dağlar un ufak hale geliyor, denizler alev alev yanıyor. Bu dehşetleri ileride insanlar, kıyamete doğrudan muhatap olan insanlar görecekler. وَلَقَدْ اُسْتُهْزِيَ بِرُسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ, andolsun ki senden önceki peygamberlerle de istihza edildi. Yani bu genel bir durum. Sadece senin karşılaştığın bir durum değil. Burası peygamberimize bir teselli. Ayet-i kerime peygamber efendimizi teselli ediyor. Yani senin dediklerini kabul etmiyorlar, hatta seninle dalga geçiyorlar diye üzülme. Önceki peygamberlerin de başına benzerleri geldi. Önceki peygamberlerle de dalga geçildi. İşte mesela Hazreti Nuh kavmine Allah'ın dinini çok uzun bir süre anlatıyor ama iman etmiyorlar. O da Cenab-ı Hakk'ın talimatıyla gemi yapımına başlıyor. Bu defa Hazreti Nuh'a diyorlar ki, ey Nuh, artık bizimle uğraşmayı bırakıp da gemicilik mi oynayacaksın? Gemi mi yapıyorsun? O da diyor ki, dalga geçin bakalım, sonra göreceksiniz. Ve ardından işte gökten bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, yerden sular fışkırıyor ve ancak Nuh'un gemisine binenler kurtuluyor. Onunla dalga geçenler hepsi cezalarını çekiyorlar. Senden önceki peygamberlerle de dalga geçildi. فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ, onlardan o dalga geçenleri kuşattı. مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ, istihza etmiş oldukları şey kendilerini kuşattı. Yani azap gelmez diye dalga geçiyorlardı. Azap her taraftan onları kuşattı. قُلْ مَنْ يَكْلَعُكُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ, de ki gece ve gündüz Rahman'dan sizi koruyan nedir? Yani neyinize güveniyorsunuz? Allah dilerse gece sizi helak eder, dilerse de gündüz helak eder. Gece de onundur, gündüz de onundur. Gecede veya gündüzde Allah'tan gelecek bir azaba karşı neyinize güveniyorsunuz? Rahman olan Allah'tan sizi kim koruyabilir? Burada Cenab-ı Hakk'ın Rahman isminin özellikle seçilmesi herhalde şöyle bir inceliğe işaret içindir. Yani aslında Allah-u Teala rahmetiyle tecelli eder. Rahman onun rahmetini anlatan bir ifadedir. Ama bu şekilde haddi aşanlara artık o rahmetiyle değil, gadabıyla tecelli edecektir. Allah'a Rahman olarak muhatap olmak varken, onun rahmetinden istifade etmek varken ne diye Allah'ın gadabını celbediyorsunuz? Ne diye Allah'tan belanızı istiyorsunuz? Adeta böyle bir manaya ayet-i kerime işaret etmekte. Belhum an zikri rabbihim muridun, bilakis onlar, doğrusu onlar
Rablerini zikirden yüz çevirmiş olan kimselerdir. Rabbi zikretmek, Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırlamak, Allah'ı yad etmek ve olaylarda Allah'ın tasarrufunu görmek. Bu bütün bunlar her birisi Cenab-ı Hakk'ın zikridir. Yani Allah demek zikir olduğu gibi Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, bu da yine belli bir zikirdir. Ama bu arada diyelim yağmur yağıyor, yağmur yağarken Allah'ı hatırlamak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yağmur geldiğinde, böyle yeni bir yağmur geldiğinde bir defasında şöyle buyuruyor: bu Rabbimden yeni geliyor, yeni yaratılmış bir şey. Ona göre o heyecanı hissediyor. İşte diyelim bahar geldiğinde bahar bahçelerindeki o canlılığı görmek, yeniden dirilişin numunelerini görmek. Bunlar çok güzel şeyler. Veya bir hayvanat bahçesine gidildiğinde orada Allahu Teala'nın yaratmış olduğu değişik değişik varlıkları görmek. Bir denize gidildiğinde denizin çok büyük bir akvaryum gibi olduğunu ve tamamen ilahi sanat eseri olarak orada hayatın devam ettirildiğini, oranın çok güzel tanzim edildiğini görmek, her şey bana seni hatırlatıyor tarzında, her şey Allah'ı hatırlatması, bütün bunların her birisi birer zikirdir. Ama onlar gerek gördüklerinden, gerekse Kur'an ayetlerinden, duyduklarından, gerekse meydana gelen olaylardan Cenab-ı Hakk'ı hatırlamazlar, onu hatırlarına getirmezler. Em lehum alihetun temnauhum min dunina, yoksa onların ilahları mı var bize engel olacak? Yani bunlar nelerine güveniyorlar? İlah olarak kabul ettikleri Allah'ın emri karşısında karşı mı gelebilecek? O tapmış oldukları putlar onları ilahi azaptan mı kurtaracak? La yestati'una nasra enfusihim, yani onlar kendilerine yardım edemez. Kendilerine yardım edemeyen nerede kaldı? Kendilerine tapanlara yardım edebilsinler. Bilhassa Peygamberimiz döneminin müşrikleri açısından bakıldığında malum onlar tahtadan, taştan bir takım böyle putlar yapmışlar. Ve bu putlara tapıyorlar. Tahtadan, taştan kendi elleriyle yapmış oldukları putların kendilerine, doğrudan putun kendisine bir fayda vermesi mümkün değil. Veya puta gelecek bir zararı putun kendisinin def etmesi mümkün değil. Diyelim puta bir sinek konsa, o sineği uçurabilmesi, yani oradan uzaklaştırabilmesi mümkün değil. Bu kadar aciz, bu kadar zayıf, bu kadar biçare bir durumda. Ama böyleyken yine de bir kısım insanlar bunlara ibadet ediyor. وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ, ve onlar bizden tarafa da bir yardım görmezler. Yani kendileri kendilerine yardım edemedikleri gibi Allah niye onlara yardım etsin? Allah şirki reddediyor. Şerik koşulanları böyle gözetmesi, kollaması elbette düşünülemez. Bel mettâne hâulâi ve âbâhum, doğrusu biz bunları ve bunların ecdadını metalandırdık. Bir takım nimetlerle faydalandırdık. Hatta tâle aleyhimul umur, ve böylece ömürleri uzun oldu. Uzun süre bunlar yaşadılar. Efele yeravne, ama onlar görmüyorlar mı? Enne ne'til arda, biz onların yaşamış olduğu arza, bulundukları diyara varıyor. Nangusuha min etrafihe, etraftan onları kuşatıyoruz. Efehumul galibun, yoksa galip olan onlar mı? Galip gelecek olan onlar mı? Değerli izleyenlerim, burada Allahu Teala bir kuşatma tablosu bize sunuyor. Diyelim ki az bir topluluk ve bunları kuşatan büyük bir ordu. Dolayısıyla o az topluluğun o büyük ordu tarafından kuşatılması, çemberin gittikçe daraltılması nazara veriliyor. Ve oradan kurtulacak değiller. Zayıf, aciz bir durumda oradan kurtulacak değiller. Burada Allahu Teala Müslümanların eliyle ilahi tasarrufu nazara veriyor. Müslümanların sayısı gittikçe artmakta, imkanları artmakta. İşte Peygamber Efendimiz ve etrafındakiler gittikçe kuvvetlenmekteler.
Küfür cephesi ise müşrikler, putperestler, onların sayısı azalmakta, imkanları azalmakta. Böyle olunca o müşriklerin, o kafirlerin o an için yaşamış oldukları yerlerde ileride Müslümanlar tarafından alınacak. Ayet-i Kerime bu noktalara dikkat çekiyor ve bu haliyle gelecekten de aynı zamanda bir müjde veriyor. Mesela Mekke müşriklerindi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve yanındakiler Mekke'den çıkmak zorunda kalmışlardı. Ama daha sonra Mekke'ye Peygamber Efendimiz döndü. Muzaffer bir komutan olarak döndü ve Mekke Müslümanların oldu. Ve Mekke'deki Kabe putlardan ve putperestlerden temizlendi. Öte yandan çevredeki başka yerler, müşriklere ait olan yerler, bunlar da yine gittikçe Müslümanların eline geçti. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Arabistan büyük ölçüde Müslümanların hakim olduğu bir diyar oldu. Sonrasında ise sonraki dönemlerde dört halife ve devamında yine bu manada Müslümanların fetihleri devam etti ve bu fetihler şu anda da yine devam etmekte. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defasında şöyle buyuruyor: arz bana dürüldü, doğusu ve batısı bana gösterildi. Bana gösterilen yerler nereler ise bütün oralara ümmetim ulaşacak diyor. Mesela İstanbul'dan da bahsediyor ve İstanbul'un Müslümanlar eliyle fetholunacağını, onu fetheden komutanın ne güzel bir komutan ve askerlerinin ne güzel askerler olduğunu öncesinden haber veriyor. Haber verdiği şekilde de 1453'te İstanbul fethediliyor. Ve daha diğer yerlerdeki fetihlerden yine hadis-i şeriflerde bahisler bulunmakta. Şu anda Müslümanlar dünyanın hemen her tarafında gönülleri fethetme tarzında faaliyetlerine devam etmekteler. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i iyi bir şekilde anlamayı ve ona göre yaşamayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Başka bir programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.